Oraya gidelim. Of. Duvarlar 2 metre kalınlığında, uçak vurmasına karşı sağlam bir vaziyette yapmışlar. Uçak yıkmasın diye. Orada aydınlatmalar var. Komple tünellerin içini aydınlatma şeklinde aydınlatmışlar. Orada da havalandırmalar var. Havalandırma deliklerinden dışarıdan gelen insanların rahatlıkla seslerini 10 metre aralıklarla havalandırma boruları koymuşlar. Rahatlıkla duyabiliyorlar dışarıdan gelen insanları. Bu gördüğümüz kısım da mutfak kısımlar. Kilerlerinin olduğu, mutfaktan ziyade kiler şeklinde kullandıkları, malzemelerini koydukları yer, depo. Depo kısmı. Yiyecekler gördüğünüz gibi çürümüş, dökülmüş vaziyette. Burada yiyeceklerini muhafaza ediyorlarmış. Tünel kalın betonlardan yapılma olduğu için serin bir ortam oluşuyor. Ondan dolayı da rahatlıkla saklayabiliyorlar. Gördüğünüz gibi lahanadır, soğandır, patlıcandır, pirinç, mercimek, fasulye, nohut, patates, salça, o tür malzemeler var. Gözetleme mazgallarına geliyoruz. Burada gözetleme mazgalları var. Acil çıkış ve gözetleme mazgalları. Burası Dixi Doşka Merzi olarak gözetleme mazgalı yapmışlar. İkili yerlerde boş kovanlarını da görüyorsunuz. Dixi boş kovanları bu tarafta. Ve etraftaki tel örgüyü rahatlıkla görebilir vaziyette dizayn etmişler. Tüneller şeyleri, bu mazgalları. İleri ve tüm rahatlıkla görüyor. İçeride kalan boş kovanlar. Terörist unsurlara ait boş kovanlar. Burayı yaşam alanı olarak kullanıyorlarmış. Havalandırma. Yaşam odaları. Havalandırmadan ziyade mazot sobası bulmuşlar buraya. Mazot sobasıyla ısınmak için. Yerlerde havalar. Sıvıdır. Abi ya şu silincine doğru yaklaşabilir misin ya? Evet. Oraya geç. Çıkışları dışarıdan engellemek için içeriden sürgülü kapı yapmışlar. Burası da PYD mevzi. Normal şartlarda PYD'lilerin kullanmış olduğu mevzi ama şu anda biz ele geçirdikten sonra ÖSO'ların kullanmış olduğu mevzi. Mevzi haline getirdikleri yer. Duvar kalınlıkları 90 santim şeklinde ve içinde demirlerle desteklenmiş komple sağ sol ve üst kısmı olarak. Üst kısım daha kalın. Uçak vurmasına karşı ve kum yığınıyla kapatılmış, üzerleri desteklenmiş. Uçak ve obüs toplara karşı destekli bir vaziyette mevzi yapılmış. Bu mevziyi silindirik olarak yapmışlar ve etrafında mazgallar var.
üç çevreli görecek şekilde, üç cepheden de görünecek şekilde mazgal yapılmış. Silindirik artı karşıdan da herhangi bir mermi, başka bir şey geldiği zaman da sekmesini sağlamak için silindirik vaziyette yapmışlar. Burası da silindirik mevzinin iç bölümü. Silindirik mevzinin üç tarafa bakar, mazgallarla desteklenmiş. Üç tarafta da mazgal var, her tarafı görüyor. Ve diğer tünellere bağlanan bir giriş daha var bu silindirik mevzinin içinde. Bu tüneller başka tünellere bağlantı olarak gidiyor. Bu mazgal? Bu mazgal tesisin kapı girişine bakıyor. Kapı girişinden herhangi bir tehlike geldiğinde buradan ateş etmek için. Bu tarafı ona göre yapmışlar. Bu mazgalda uzaktan gelen tehlikeler rahatlıkla, ön tarafta fazla dağlık bir arazi olmadığı için bu mazgalın karşı tarafı görebilmek amaçlı yapılmış. Rahatlıkla görebiliyor etrafı. Ve boş kovanları var zaten, Kaleşnikov boş kovanları. Camın önünde bayağı bir ateş edilmiş. Fırlatma mevzi diye tahmin ediyoruz. Ayrıca tel örgü içerisinde de yerler yapmışlar kendilerine, mevziler. Herhangi bir saldırıya karşı daha önceden tedbir alabilmek amaçlı. Terörist örgütün açmış olduğu mazgal delikleri ve daha sonrasında biz buraya girerken çatışma esnasında yaşanan mermi delikleri. Buralar bu mazgallardan bize karşı koymak için açmışlar.